Merhaba arkadaşlar. Hızlıca bilgisayarın başına geçtim. Bir süredir aklımda, zihnimde dönen bir konuyu sizinle paylaşmak hem de bir fikir alışverişi yapmak istiyorum. Topluma fayda sağlamak için toplumdan uzaklaşmak. İlk bakışta biraz garip geliyor. Yani topluma fayda sağlayacaksanız toplumun içinde olmanız gerekmiyor mu? Yani nasıl hem toplumdan uzak durup hem topluma fayda sağlamak mümkün? Yani buradaki mantık nedir? Şimdi ben bunu bir süredir kendi işlerimizde düşünüyorum. Uzun süredir özellikle yeni bir kaynak, yeni bir proje, yeni bir Ar-Ge çalışması yapacağımız zaman gerçekten toplumdan, sosyal hayattan bir bakıma uzaklaşmak, izole olmak gerekiyor. Çünkü üretici bir faaliyet yapacağınız zaman, yani bir üretim faaliyeti olduğunda gerçekten bölünmeden, odağınızı dağıtmadan çalışmanız, belki günlerce, belki haftalarca, belki aylarca çalışmanız gerekiyor ve bunu hayat normal şekilde devam ediyormuş gibi, işte arkadaşlarımla buluşayım, sosyal hayatım devam etsin, her türlü eğlenceye katılayım, her türlü gezmeyi yapayım şeklinde devam ettirmeniz mümkün değil. Yani tabiri caizse kendinizi inzivaya çekmeniz, uzaklaşmanız, o konu sizin için gerçekten önemliyse ya da uğraştığınız proje zorlu bir proje ise dünyadan kendinizi soyutlamanız gerekiyor. Toplumdan uzaklaşmak kısmı da aslında burada devreye giriyor. Yani topluma faydalı bir eser, kaynak, proje üretmek için bazen toplumdan uzaklaşıp kendinizi geliştirip, o fikri geliştirip bir nevi mayalamak, kemale ermesini beklemek, geliştirmek. Ondan sonra o projeyle toplumun karşısına çıkmak gerekiyor. Sonra bunu düşünürken aslında dünyadan farklı örnekler aklıma geldi. Dediğim gibi özellikle topluma fayda sağlamaktan kasıt burada toplum için yararlı olabilecek eserler, fikirler, düşünceler, yazılar, kitaplar, eğitimler geliştirmek. Bunun tabii ki pek çok farklı versiyonu var. Toplumun içinde olarak da fayda sağlayacağınız versiyonlar muhakkak vardır ama benim bir süredir aklıma takılan kısım burası. Bu tarz fikir işçiliği diyebileceğimiz işleri yaparken bir bakıma toplumdan izole olmak, toplumdan çıkmak, yani normal hayat akışından çıkıp kendinizi sessiz, sakin bir köşeye çekip düşünmek, üretmek, çalışmak gerekebiliyor. Bizde kültürümüzde inzivaya çekilmek dediğimiz bir şey var. Yani bir nevi hani dünyadan uzaklaşmak. O birazcık daha ruhani bir belki fikir olarak karşımıza çıkabilir ama temel mantık aynı. Yani siz bir yazar olarak, siz bir proje geliştirici olarak, siz bir kaynak geliştirici olarak ya da siz fikir işçiliği yapan birisi olarak bir üretim sürecine girmek istediğinizde dünyayla bir bakıma bağlantılarınızı kesip odaklanıp hareket etmeniz gerekiyor. İngilizce'de bunun için güzel bir tabir var. Recluse diye. Bu da hani aslında biraz daha toplumdan kaçan, toplumda birlikte olmayı sevmeyen kişi manasında. Doğrudan her zaman öyle değilsiniz ama üretim zamanlarında bu tarz toplumdan uzaklaşan kişi olmak gerekebiliyor. Daha sonra bunu düşünürken aklıma da aslında tarihten örnekler geldi. Mesela ünlü filozofların, ünlü yazarların, ünlü düşünürlerin, psikologların kitaplarını, eserlerini oluşturdukları zamanlarda diyelim ki dağ başında kulübeler, sessiz sakin diyelim bir kırsal bölgede kulübeler. Yani insanlardan uzaklaşmış. Özellikle bu Almanya'da, Avusturya'da yazarları, psikologları düşünürken Jung olması lazım mesela. Onun işte eserlerini yazdığı sessiz sakin bir diyelim kulübe, bir bölge var. Oraya gidiyor adam, oturuyor, düşünüyor, eserlerini tamamlıyor ve ortaya belki psikoloji tarihiyle alakalı çok güzel kaynaklardan bazıları çıkıyor. Yine aynı şekilde bir dönem Bill Gates'in bir haftalık kulübe okumaları vardı yanılmıyorsam. Böyle adam kitapları alıyordu, kendini bir kulübeye kapatıp bir hafta okuma yapıyordu. O birazcık daha belki gelecek vizyonu mu dersiniz, gelecek planlaması mı dersiniz, farklı gayeleri, amaçları vardı ama buradaki mantık şu. Yani bazen gerçekten topluma yararlı işler yapmak için toplumdan uzaklaşmak. Ya da şöyle de bir şey var. Bunu da ele alalım. Bubble. Bubble dediğimiz ne? Kendi balonunuzun içindesiniz. Yani siz bir sosyal toplumun, bir topluluğun parçası olduğunuzda bir bubble vardır, bir balon vardır. Bir düşünce balonu, fikir balonu, hissiyat balonu. O balonun içindesinizdir. Ve siz o balonun içindeyken onu tam olarak idrak edemeyebilirsiniz. Yani sudaki balığın suyun içinde olduğunu anlamaması gibi. Çünkü o kadar doğaldır ki suyun içinde olmak. Zaten o balık suyu hissetmez bir yerden sonra. Sudan çıktığında sudan çıkmış balığa dönmek deriz ya, aslında sudan çıktığını, ortamını terk ettiğini fark eder. İnsanlar için de o grubun, o topluluğun, o bubble'ın yani balonun içindeyken belki onun etkisinde olduğunu fark etmemek söz konusu olabiliyor. Yani o topluluğun dışına çıktığında insan biraz daha objektif, biraz daha farklı, dışarıdan bir gözlemci gibi meselelere baktığında insanın algısı, hissiyatı değişebiliyor. Çoğu durumda daha sağlıklı analizler ve kararlar vermesi mümkün olabiliyor. Yine aynı bu bağlamda da baktığımızda topluma fayda sağlamak için o toplum düşüncesinin ya da toplum ortamının, toplum etkisinin dışına çıkmak gerekebiliyor. Dediğim gibi bu biraz tezat görünüyor. Yani topluma fayda sağlayacağım ama toplumdan uzaklaşmam lazım. Yani konusuna, işine bağlı olarak bu toplumdan uzaklaşmak meselesi bana özellikle düşünsel meselelerde aldığımız veriyi, diyelim malzemeyi sindirmek için, mayalamak için gerekli bir zaman dilimi olarak görünüyor. Çünkü zaten o belki eğer toplumsal bir konu üzerinde düşünüyorsanız elbette malzemenizi toplumdan alacaksınız ama onu sindirmek için, onu sakin kafayla dinlemek için ne yapmanız gerekiyor? Toplumdan uzaklaşmanız gerekiyor. Ya da benzer şekilde aslında sizin iyi bir insan olmanız, işinizde başarılı olmak, iyi bir insan olmak diyeceğim ya da işinde iyi olmak, sizin iyi bir insan olmanız ya da işinde iyi bir insan olmanız, mesleki kabiliyetlerinizin artması, bu da toplum için nihayetinde faydalı bir şeydir. Çünkü siz o toplumun bir bireyi olarak, parçası olarak daha kaliteli işler yaptığınızda, daha etkin bir insan olduğunuzda o topluma olan faydanız artar. O toplumun niteliği, kalitesi artar. Yani sizin kendinizi geliştirmeniz aslında bir toplumsal faydadır. Bu durumda da yani bir insanın diyelim ki kendini geliştirebilmesi, yeni beceriler kazanması için ciddi bir neye geçmesi lazım? Ciddi bir kendi içine kapanma dönemine geçmesi gerekiyor. Bunlar da yine topluma fayda sağlamak için toplumdan uzaklaşmanın örnekleri. Evet sevgili arkadaşlar, şu an aklıma gelenler bunlar. Konu elbette daha da uzayabilir ama kısaca fikirlerimi sizinle paylaşmak istedim. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.